Hocam selamlar. Selamlar Sinan. Şenol Güneş döndü Beşiktaş'ın başına. Evet. İlk maçından da 5 gollü güzel bir galibiyet. Beşiktaş taraftarı için mutluluk verici bir galibiyet oldu. Güneş doğdu diyebiliriz Beşiktaşlar için bu hafta. Nasıl buldunuz maçı? Genel bir değerlendirme alalım. Evet, teknik direktör değişimi, yeni bir teknik adam. Beşiktaş camiasında iki şampiyonluğu olan, taraftarın da maç öncesinde gördüğümüz gibi desteklediği, maçtan sonra da iyi bir skorla alınan sonuç var. En önemlilerinden biri ilk 11'di. Bir fark olacak mı? Ne düşünüyor? Farklı bir başlangıçta yaptı. Farklı bir başlangıç kimle yaptı? İşte Cenk Tosun takım kaptanıydı. Eski öğrenciniz. Eski öğrencim, evet. Yani burada ilk göze batan Cenk Tosun. Ve Korst burada ama top rakipteyken, örneğin rakip savunma oyuna başladığında Cenk ve Del Ali. Del Ali oynayan adam ama top rakipteyken sol tarafta rakibe baskıya giden adam. Çok önemli. Dolayısıyla Cenk Tosun için de aynı şey geçerli. Ama topa sahip olduğunda bu iki oyuncu ne oluyor? Burada biraz Fenerbahçe benzerliği var. Dikkatinizi çekerim. İki oyuncu içeri giriyor ve orta sahada şöyle baktığımızda böyle bir pozisyon var. Yani Vekors'u da sayarsak altılı bir oyun. Bu altılı bir merkez orta sahanın içinde ki maçın analizine baktıklarında Beşiktaş takımının merkezden daha çok hücum ettiğini gördük. Yani İsmail Hoca da kanatlardan gelmeye çalışan ama burada merkezle birlikte kanatları kullanan bir Beşiktaş takımı izledik. Bunun en önemli faktörlerinden biri Cenk Tosun ve Del Ali'nin oturduğu gözükmesi ve içeri gelmesi, merkezde fazlalık oluşturulması. Böyle olduğunda ne oldu? Zaman zaman çift forvet, bunları destekleyen Del Ali, onlara pas organizatörlüğü yapan Salih ve Jetson. Jetson gelen ve arkada da 6 numara gibi oynayan Joseph. Dolayısıyla demin de söylediğimiz gibi en önemlisi kimdi? Cenk. Cenk'in kanat başlaması. Ben Kasımpaşa maçına gitmiştim. Kasımpaşa Gaziantep maçı. Siz Gaziantep'in başındaydınız. Cenk'i 2011-2012 sezonu. Evet. O yıllar yani. Cenk'i o zaman kanatta izlemiştim ilk. Santrfor'u hatırlayamadım şimdi Gaziantep'in Muhammed. De. Muhammed. Bugünkü tabii. Muhammed. Evet, Konyaspor'daki doğru, Muhammed. Doğru doğru. Ben Muhammed'le Santrfor oynuyordum. Doğru. Cenk'i kanada çekmiştim. Ama şunu oradan hatırlıyorum o maçta. Cenk'e doğru uzun vurduruyordunuz. Cenk daha uzun boylu olduğu için indiriyordu içeriye. Muhammed de oradan daha çabuk bir oyuncu olduğu için dar alana öyle pozisyonlara girdiğinizi hatırlıyorum. Sinan işte bak ben Teo 2011-2012'de oynatmışım. İkinci santroforu kanattan oyuna sokmayı. Bak 2011-2012 sezonunda hatta Cenk babası geldi bir gün bana. Hocam ya dedi bizim oyun sen işte Almanya'dan geldin. Benim o bu kanat değil bana. Burada oynayacak dedim. Santrfor sadece burada oynamaz. 2011-2012 sezonunda söylemişim. Hatta müthiş oynadı. Beşiktaş'a transfer yaptı. Bir gün bir Avrupa Kupası maçında Partizan bilmiyorum ben de maça gitmiştim Beşiktaşlarla birlikte. Maç dönüşü Bilic'e söyledim. O zaman Cenk hamle oyuncusuydu. Dışarıda bekliyordu. Ya ikili oynayabilirsin Cenk çok iyi kanat oynar dedim. Bilic'e oynatmadı. Şenol Hoca'ya söyledim sohbette. Şenol Hoca başındayken. Şenol Hoca da hamle oynatıyordu Cenk'i. Hamle oynatıyordu. Sonra bir başladı oynatmaya ve Cenk oradan kendini takımın en önemli oyuncusu yaptı. Oradan kanatta başlayıp sonra da 9 numaraya girdi yani. Başarılı da bir sezon geçirdi. Dolayısıyla Beşiktaş Şenol Hoca'da gelişiyle farklılık Cenk Tosun ve Del Ali'yi top rakipteyken kanatta başlatması, topu kazandığında da içeri iki oyuncunun girip Cenk'in zaman zaman çift santrofora dönmesi, Del Ali'nin onları arkadan tamamlaması ve bunları tamamlayan iki oyuncu. Biri Salih, biri de Fernandes değil mi? Evet. Jetson'la Cenk'e direkt ilk 11. Ve analizlerde de şey ortaya çıktı. Merkezden çok hücumu ortaya çıktı. Tabii Beşiktaş maçında benim en çok beğendiğim, atılan gollerde en çok hoşuma giden santroforlar için, forvet adamlar için çok önemli. Vekors'un yaptığı şu koşular var ya, veya içten, zaman zaman dıştan. Çünkü bir santroforun koşması gereken en önemli yer, pozisyon buraya yakınken en önemli koşacağı yerler buralar. Bak asistoneler. Dikkat et. Vekors'un attığı goller buraya yaptığı koşularda, topsuz koşularda golü buldu. Oraya koşu yapınca stoperlere de dağıtmış oluyorsunuz. Dağıtıyorsun. Ne oluyor? Böyle gelmek zorunda kalıyor. Hele rakipten önce de ofsayta düşmeden de toplam buluştuğunuzda işte golü attı. Evet. Müthiş bir gol attı. Bir de bunu nerede görüyoruz? Şimdi Cenk'in maç eksikliği var. Maç eksikliğini, maç kondisyonunu Cenk Tosun bulduğunda daha çok dağıtıcı olacak Beşiktaş. Yani şu anda mesela şey de çok enteresan bir oyuncu. Redmond da çok enteresan bir oyuncu. Bu maçta ortaya çıktı. Topa sahipken farklı işler yapıyor. İyi paslar atabiliyor. Topu iyi kullanıyor. Belki de o da takımın Redmond da takımın direkt oyuncusu olabilir yani. Zaten Gezal
Dünya Kupası'na kadar yok. Şimdi Galatasaray maçında ve sonraki maçta da oynayamayacak. Büyük ihtimalle ben derbiye Redmond, Cenk ve Vegos başlar diye düşünüyorum. Yani şimdi Del Ali'ye bakıyorum. Del Ali'nin bugüne kadar ligdeki performansı, ben takımın önemli oyuncularından biriyim ve gelmedi daha. Geçmişi Beşiktaş'a gelmeden önce Del Ali çok önemli. Müthiş bir oyuncu aldı dedim ben Beşiktaş. Bu kapasite var. Belki Şenol Hoca ile birlikte bu kapasite ortaya çıkar. Ama Redmond çok farklı, bir değişik bir adam. Tabii Şenol Hoca'nın oyuncu kazanma olayı çok ekstra bir durumda yani. Çok büyük oyuncular kazandı. Belki Del Ali dediğiniz gibi Şenol Hoca ile birlikte tekrar dönebilir olabilir. Futbola. Olabilir. Yani Beşiktaş takımı tabii en önemli şeylerden biri atılan golde, Tayyip'in attığı golde bir oyuncu ilk defa kendi kendine asist yaptı. Tayyip kafaya çıktı, kafayı vurdu. Aslında bu rakip defans için de bir eleştirilecek bir sahne. Ama Tayyip için de bravo, alkışlanacak bir olay. Bak kafaya havaya sıçrıyor Tayyip. Adam havaya sıçrıyor, havada kalıyor. Diğerleri avantajlı. O düşen topa da vuruyor. Bir oyuncunun ne kadar oyunun içinde olduğu, ne kadar hırslı olduğu, topu nasıl iyi takip ettiği. Gol çizgisi de var. Var. Bundan önce attığı goller de var. Adana Demir'den ayrılmadan önce de Hatay atmıştı. Beşiktaş'a gelmeden hemen bir hafta, iki hafta önce. Beşiktaş'ta da golü var. Evet var. Beşiktaş'ta dolayısıyla golcü bir stoper. Takdir edilecek bir şey Tayyip. Onun için tebrik ediyoruz. Hocam bu hafta 3 büyükler, İstanbul'un 3 büyükleri yine 3 tane İstanbul takımıyla karşılaştılar. 3 maçta da basit penaltı hatalarıyla başladı veya işte Karagümrük'te de kırmızı kart hatası biraz amatördü. O yüzden 3 büyüklerin işlerini kolaylaştırdılar. Bu maç da öyle başladı. Henüz 5. dakikada amatör bir penaltı hatası var orada aslında. Yani şimdi Beşiktaş açısından şöyle, yeni gelen bir teknik adam açısından erken 5. dakikada golü bulmak son derece moral, motivasyon hem teknik adam tarafından hem takım tarafından hem taraftar tarafından devamını çok iyi getirir. Erken golde iyi oldu. Ama Beşiktaş'ın mesela 56. dakikalara gelindiğinde bakmaları lazım defans duruşuna. Dönen topta çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yedikleri golde, 3-2 olan golde müthiş bir asist zoneye koşu var. Ceraldo'da. Yani Ümraniye'nin ikinci gol öncesi, hep asist zone diyoruz ya, topsuz koşu ve pasın oraya gelmesi. Hocam orada bir detay daha var. Umut Meraş Ceraldo'ya doğru koştururken arkasını açıyor. Koşmaması lazım. Dur yerinde. Onu oynasın. Evet. Çok güzel bir şeyi yakaladın Sinan. Tebrik ediyorum seni. Rakip oyuncuya Ceraldo'ya gidiyor. Halbuki pas başka yere gidiyor. Bu da Umut Meraş'ın oynamaması. Maç pratiği, maç eksikliği çok önemli. Bak yanlış bir pozisyon alması. Yanlış fokusu yanlış yaptı. Pas nereye geldi? Ve bu koşuda da gene yetişebilmesi gerekir. Topa en yakın oyuncu kim? Umut Meraş. Evet. Hemen dönüp tık sprinte atması lazım. Adamın bakın asist zonede toptan buluştu ve pozisyon gol oluyor. Şimdi Umut Meraş bunu seyredip görmesi lazım. Ama bir arkadaşımız hata yapabilir. Burada esas benim değineceğim nokta Umut Meraş'ın başlangıcı ve devamı. Beşiktaşlı kaç oyuncu ceza sahası içerisinde? 3. 3 tane Beşiktaşlı var. Bir tane de kırmızılı var Ümraniyeli. Yani ceza sahası içerisinde hep söylüyoruz programlarımızda. Kim varsa rakipten birebir markaj, fokus olmalı. Bakın burada bütün fokus stoperde rakibe çıkmış. İçerideki oyuncular da topa bakıyor. Golü atacak oyuncuya hiç kimse bakmıyor. Bazen bekler için ne önemli? Sağ bek, sol bek için. Bazen ters kademe deriz. Meşhur ters kademe cümlesi. Burada ters kademe de önemli. Tabii, her ne kadar için stoper hatası olsa bile sağ bekinde bu ters kademeyi görüp bu pozisyonu kurtarmaları gerekiyor. Tabii çünkü golü atan Avonu da orta sahadan geliyor hocam bu içeride arada. Mesela içeride fazla Beşiktaş. Karagümrük Fenerbahçe maçında ne oldu? Hani İsmail örnek vermiştik ya. Evet. Borini'nin attığı golde Fenerbahçeli oyuncu orada birebir mücadele var. Adam iyi yapmış. Mesela defansı, stoperi veya orta saha altı numarayı eleştiremezsin. Rakip sana sen doğru yerdesin. Birebir mücadeleye girmişsin. Adam senden iyi yapmış, golü atmış. Bir şey diyemezsin. Burada oyuncu kritiği yapamazsın. Oyuncuyu antrenmanda geliştirme antrenmanı yapmak görevinde teknik adam. Çünkü maçta oyuncun doğru yerde birebir rakibe girmiş, birebir eşleşmeyi yapmış. Adam basmış çalımı, vurmuş, golü yapmış. Burada öyle değil. Sen görevi doğru yapmıyorsun içeride. Sen eşleşmeyi yapmıyorsun. Yapmayınca ne oldu? 3-2. 3-3 de olabilir, 4-3 de olabilir. Çünkü kritik bir sonuç önde gelen bir takım için. Dolayısıyla buna dikkat etmeli. Zaten Şenol Hoca maçtan sonra da bazı eksiklikler olduğunu, onları çalışacaklarını söylemişti. Tabii Ümraniye adına da topsuz boş alana iyi bir koşu, asist zone. Futbol adına asist zone'ya koşu. Pası atan arkadaş da çok iyi atıyor. Pası atan da buluşturuyor. Orta pas. Bu orta pas işte. Bizimkisi orta yapıyor da kime gittiği belli değil. Bu değil. Orta pas. Okey arkadaşlar. Demin Weghorst'tan bahsetmiştik. Mesela bu görüntüde Beşiktaş takımının 4-2'de, skorun 4-2 olduğu bölümde atağa kalkışı ve atak sonunda da top nereye gidiyor? Asist zone'ya gidiyor. Weghorst
Tosun koşusu da oraya. Demin Umut Meraş'ı konuştuğumuz, Geraldo'nun buluştuğu pozisyon, toplan, topun gittiği yer, asist zone, oyuncu buluşuyor, gol pasını veriyor. Burada da Weghorst tabii kaleci derken çıkıyor. Weghorst'un koşusu müthiş. Kalecinin hatasını da en iyi şekilde değerlendirip iki kişiyi birden yani burada ekarte ediyor. Hem kaleciyi ekarte ediyor hem de diğer defans oyuncusunu ekarte ediyor. Burada zor bir şey daha var hocam. Weghorst 2 metreye yakın, çok uzun boylu bir oyuncu. Dar alanda iki kişiyi çalımla hemen ters ayakla solla gol vuruşu yap. Çok zor bir şey bu boydaki bir oyuncu için ama iyi yapmış orada. Bir de yüksek şiddetli koşuyor. Diğer bir husus mesela şimdi şu görüntüde Cenk de orada. Şimdi Beşiktaş'ın Cenk'in top rakipteyken kanatta rakibi karşılaması çok önemli. Ama aynı zamanda Beşiktaş atağa kalktığında ikinci santroforu var. Bakın içeride. Bunu devamlı Galatasaray'la ilgili ne konuştuk biz? Yunus'la Kerem'e Galatasaray'da şunu söyledik. Siz içeri koşular yaparsanız çok gol atarsınız. Bakın Weghorst asist zoneye koşusunu yapıyor. Cenk dışarıda beklemiyor. Direkten yani Yunus hep dışarı. Bak içeride 9 numara olmuş. O top bir dahaki maçta Cenk'e pas çıkar. Dolayısıyla taktik oyuna çok güzel bir örneğe burada. Weghorst'tan Cenk çok vermiş. Atıyordu. Doğru diyorsunuz hocam. Cenk karambol gollerini çok tamamlıyor zaten. Ama hep 9 numara. Yani. Ben açık oyuncusu değilim artık. Mesela Del Ali'yi de solda oynattı. Aynı şeyi de Del Ali yapması gerekiyor. Ama Del Ali merkezden daha çok geldi. Dolayısıyla burada bir atağa kalkış, koşu, toplam buluşması, hem stoper hem kalecinin hatasını iyi değerlendirmesi, Cenk'in de tamamlaması. Bu Beşiktaş futbol takımının pozitif görüntüleri. Ama böyle bir pozisyonu tersini düşünelim. Defansta neyi gördük? Rakip atak. Defansta 3 tane Beşiktaşlı oyuncu var. Birbirlerini tamamlamamışlar. Hücumda Beşiktaşlılar hücumda birbirlerini tamamlıyorlar. Hücum pozisyonunu iyi dolduruyorlar. Ama yedikleri atakta defansın birbirlerinin tamamlamalarını zayıf olduklarını gördük. 3-2'lik golde çok net ortaya çıkıyor. Arkadaşlar hemen bunu konuşurken o görüntülerle de girer. Dolayısıyla Şenol Hoca'nın gelmesiyle pozisyonda farklı oynuyor oyuncular. Topa sahip olduğunda farklı oynayan bir Beşiktaş. Hatta bu farklı oyunda da taraftarın devreye girmesini görüyoruz. Coşkusunu görüyoruz. Hani geçmişte o Şampiyonlar Ligi'nde namı alıp çıktığı dönemdeki Beşiktaş stadındaki ambiyansı tekrar hatırlatıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yanında bundan sonraki maçlarını da tabii Beşiktaş'ın seyrederek ben çünkü oraya Başakşehir'i ve Adana Demirspor'u koymuştum. Şimdi Beşiktaş da bu devreye girdi. Galatasaray'ı da izleyip çünkü skoru alması çok önemli bir teknik adam açısından. Bu hafta Galatasaray Beşiktaş maçı var. Biraz iki takım için bir şeyleri belli edecek. Yani sanki. Bence o maçta skoru alan Fenerbahçe'ye daha rakip olma yolunda. Yani çünkü skoru alan, orada skoru alan takım oyun, güven, ligdeki durumu yani daha Şenol Hoca yeni geldi. Mesela Beşiktaş kaybetse o kadar fazla bir şey olmaz Beşiktaş'a. Beşiktaş hem iyi bir de kadrosu var. Kim ne derse desin. Beşiktaş'ın çok iyi kadrosu var. Yani Başakşehir'in çok iyi kadrosu var. Adana Demirspor'un çok iyi oynadığı bir oyun var Türkiye'de. 9 numarasız, forvetsiz demeyelim yanlış. Forvetli. Hatta 4 tane forvetli. 4 forvet. Bu ayrımı lütfen bu ayrımı yapalım. Forvetsiz dediğimiz an Adana Demirspor forvetsiz oynuyor. Hayır 4 forvetten oynuyor. Artı sağ bek sol bek de geliyor. Santrforsuz oynuyor sadece. 4 tane forvetle santrforsuz. Yani şimdi Beşiktaş'ta Cenk, Del Ali, Weghorst. Yani bir tek Weghorst mu forvet? Hayır efendim. Cenk gol attı. Kanat oynuyor rakibi. Top rakipteyken Cenk rakibi karşılıyor. Bir de gidiyor ikinci 9 numara oynuyor. Dolayısıyla bunları futbol olarak fark etmemiz gerekiyor. Yani ligde bizi iyi şeyler bekliyor. İyi futbollar bekliyor. Fenerbahçe'nin oynadığı, gelişmesi, teknik adamı. Şimdi Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın dönemi. İşte Galatasaray, Beşiktaş maçındaki oyun ve skor. Galatasaray orada galip geldiğinde Okan Hoca açısından müthiş olacak. Takım kurgusu, taraftar, camia. Zaten Başakşehir'le Adana Demir'i söyledik. Lig çok tatlı bir hale gelmeye başladı. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ ol, sağ olsun.